Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulağız dinleyicileri. Bugün 31 Mart, Salı ve yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar, bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Dileğiniz, gönlünüz nasıl el veriyorsa öyle olsun, öyle gelişsin diyoruz bugün içinde. Evet, yine bir manşet programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine gündemi paylaşacağız sizlerle, gündeme dair konuları gazete manşetlerinden, hem yerel gazetelerden hem de ulusal gazetelerden paylaşacağız sizlere. Tabii ki görüntülü haberlerimiz de var. Mesela biliyorsunuz dün Sayın Burhanettin Kocamaz Kongre Merkezi'nde bir yılı doldu, 30 Mart itibariyle bir yılı doldu seçimlerden bu yana. Bir yıllık hizmet değerlendirmesini gerçekleştirdi. Tabii hepimiz şaşırdık. Çok da böyle hep konuştuğumuz konular, hep söylediğimiz şeyler. Tabii ki bir yıllık süre Büyükşehir Yasası ile birlikte, genişleyen alanla birlikte az bir süre. Çok büyük işler bekledik galiba. Yok yani size verebileceğimiz, şu yapıldı, bu yapıldı diyebileceğimiz bir şey yok. Her zaman söylediğimiz şeyler, işte otogar ihalesinin yapılması, ihalenin yapılması, 60 tane otobüsün alınması. İşte dün ben açılışta da söyledim, izlediyseniz dünkü programı. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin ilk defa, belki de Türkiye'de bir ilk, engelliler daire başkanlığı gibi bir birimi oluşturması, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının ve çözüme ulaştırılması noktasında büyük bir adım olduğunu hep söylemiştik. Bununla ilgili bahsedildi, engelli vatandaşlarımızla ilgili bahsedildi. Sinyalizasyon sistemiyle bahsedildi. Aqua Park, Taş Köprü, yani Tulumba Köprüsü yıkımlarıyla ilgili, battı çıktıların olup olmayacağıyla ilgili, monorayla ilgili, şehrin rahatlatılmasıyla ilgili net bir tarih, net bir bilgi verilmedi. Yapacak, edecek, cak oldu işin açıkçası. Yani yaptıklarımız bunlar, yapacaklarımız var. Mersin'i marka kent yapacağız, yapmayı planlıyoruz. İşte Mersin'de biliyorsunuz ekmek fabrikaları vardı. Onunla ilgili konuşmalar gerçekleştirildi. Bakalım önümüzdeki süreç ne olacak, ama bir yıllık sürece baktığımızda çok da büyük adımların atılmadığını gördük hep birlikte. Zaten dün tekrarını da izlediniz akşam. Onunla ilgili görüntülerimiz olacak. Tabii biz programımıza başlayalım hemen. Rutin bir şekilde açılışımızı gerçekleştirelim. Sayın Gaffar Okkan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hatıralarına sahip çıktığımızı bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Özgecan kızımızı unutmadık, unutturmayacağız. Ve tabii ki bir daha Özgecanlar yaşanmasın diye de lütfen hepimiz duyarlı olalım diyoruz. Kenan polisimiz unutmadık, unutturmayacağız. Ve 301 madenci şehidimiz biliyorsunuz. İhmal ve tedbirsizlik yüzünden yitirmiştik. Bir daha ihmallerle insanların ölümleri olmasın diye hatırlatmaya devam edeceğiz. Evet ve tabii ki sevgili izleyicilerimiz, çok ilginç haberler de var. İlginç haberleri de aktaralım. Hatta ilk biraz gülerek başlayalım. Mustafa Balbay'la ilgili bir haber. Neresine güleceğiz diyeceksiniz. Sayın Mustafa Balbay'la ilgili haberin neresine güleceksiniz? Şöyle. Bulabilirsem güleceğiz inşallah. Evet. Bakın, Mustafa Balbay kendi açıklama yapmış. Demiş ki, benim için rakı bahsine girmişler. Nasıl yani, değil mi Ezel? Yani şimdi düşünsene, sen seçilecek misin, seçilmeyecek misin? Ön seçimde birinci sıraya mı gireceksin, yoksa beşinci sırada, hatta listeye mi giremeyeceksin diye Cumhuriyet Halk Partiler kendi aralarında bahis konusu yapmışlar. Ve bunu da Sayın Balbay'a söylemişler. Hatta diyalogları okuyunca nerede, ne zaman, ne şekilde güleceğimizi orada çok net anlayacağız. Ve bunu övüne övüne söylüyor Sayın Mustafa Balbay. Ya benim için iddiaya girmişler, bahse girmişler, bir rakı şişesine girmişler, takım elbisesine girmişler, gömleğine girmişler ve kazanmışlar. Benim seçileceğim yönünde kazanmışlar. Bahse bak, bir şişe rakı. Evet. Ve hatta bakın, diyalogları okuyalım. Ezel'cim sen de gülmek için hazır ol.
CHP İzmir ön seçiminde Kılıçdaroğlu'ndan sonra ikinci olan Mustafa Balbay kendisi için rakı ve takım elbise bahsine girenler olduğunu söylemiş. Bölgede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, arkamdaki sağlam kale dediği eşi Gülşah Balbay ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ön seçimi ve ikinci bölgede Kılıçdaroğlu'nun hemen ardından gelmesini değerlendiren Balbay, listede nerede yer alacağıyla ilgili bahislere girildiğini ifade ederek şöyle konuşmuş. İşte güleceğimiz nokta geliyor. Ön seçimde listenin neresinde yer alacağıma ilişkin çok iki uç görüş vardı. Biri Balbay çok iyi çalışır, listede önemli bir yere gelecek görüşüydü. Biri de Balbay mı? Yok canım, bir dönem milletvekili yaptı, yeter görüşüydü. Bugün aldığım telefonlardan dördü benimle ilgili bahse girenlerdi. İkisi takım elbise kazanmış, biri bir şişe rakı kazanmış, biri de gömlek kazanmış. Rakıya ortak olur musun dediler. Yok o senin hakkın dedim. Benim üzerimde böyle bir tartışmanın olması bence güzel. Yanıtı İzmir'deki kardeşlerim verdi demiş. Yorum yapmadım dikkat ederseniz. Yoruma değer bir şey yok çünkü. Eğer insanlar sizin üzerinize sizi sahaya sürüp üzerinize bahis oynuyorsa olay bitmiştir. Bu kadar net, bu kadar açık. Evet, devam edeceğiz tabii ki sevgili izleyicilerimiz. Yine bir iddia daha var. Aslında yine sosyal paylaşımda ben her zaman söylerim. Yani sosyal paylaşım sayfalarını sağlıklı kullanmıyoruz. Neden? İşimize geldiği gibi kullanıyoruz. Çok bilgi kirliliği var. Adabıyla kullanmıyoruz. Mesela bir iddia var yine sosyal paylaşım sayfalarında dolaşan. Sayın Macit Özcan'ın Kocamaz'la ilgili yapmış olduğu bir açıklamaymış. Evet yani amış diyoruz. Yani Sayın Burhan acaba gerçekten yapmış mı? Sayın Macit Özcan böyle bir açıklama yapmış mı bilmiyoruz. Tabii Macit Özcan'dan Burhanettin Kocamaz'a ağır suçlama başlığıyla verilmiş haber. Deniliyor ki Mersin'de başlatılan operasyon kapsamında oğlu ve iki kardeşi tutuklanan, kendisi hakkında da gıyabi tutuklama kararı verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı CHP'li Macit Özcan bu operasyon Burhanettin Kocamaz'ın baskısıyla düzenlenen bir operasyondur. Yurt dışındayım, tarifi imkansız acılar içindeyim. Vurgu çok önemli. Bu operasyon Burhanettin Kocamaz'ın baskısıyla düzenlenen bir operasyondur diyor. Sayın avukat paralelin işi diyor. Sayın Macit Özcan, Burhanettin Kocamaz'ın baskıları sonucu böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bakın, DHA'ya telefonla ulaşarak operasyondan bu yana ilk kez açıklama yapan Özcan iddialarla ilgili şunları söyledi diyor. Bakın hala iddia olduğunu söylüyoruz. DHA'ya bilgi vermiş, telefonla ulaşarak bu bilgiyi vermiş iddiası var diyorum ben yine. Bu operasyon CHP'den milletvekili kontenjanı başvurumdan sonra gündeme gelmiş, tamamen siyasi hayatımı bitirmeye yönelik bir operasyondur. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın organize ettiği, hatta bazı partilerin de yardımıyla bir kumpasa gelmiş durumdayız. Kocamaz'ın savcılığa ne kadar baskı yaptığını biliyorum. Savcının da gereksiz bir sürü insana eziyet ettiğini de biliyoruz. Hiç alakası olmayan oğlum ve iki kardeşimi içeriye attılar. Bütün mesele Macit Özcan'a sıkıntı yaratıp kontenjan adaylığını engellemektir. Hiç suçu günahı olmayan insanların tutuklanmasını hazmedemiyorum diyor. Bakın şu cümle içerisinde sorulması gereken sorular var. Sayın Macit Özcan'a, eğer Macit Özcan yaptıysa bu açıklamayı. Sayın Macit Özcan diyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın organize ettiği, hatta bazı partilerin de yardımıyla bir kumpasa gelmiş durumdayız. Kocamaz'ın, bakın bu cümle çok önemli. Kocamaz'ın savcılığa ne kadar baskı yaptığını biliyorum diyor. Şimdi çok merak ediyorum bir ülkede. Hani Tanzanya Cumhuriyeti'ne gidin, istediğiniz yere gidin. Bir ülkede bir belediye başkanının bir savcı üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Sayın Macit Başkan'a sorumuz bu. Bir kentte, bir ülkede bir belediye başkanının, üstelik iktidarda bile olmayan bir belediye başkanının, muhalefette olan bir partiye mensup bir belediye başkanının, Türkiye Cumhuriyeti savcısı üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Yani burada savcıları
zan altında bırakmaktır bu. Savcılar biliyorsunuz yetkilerini milletten alır. Ve onlar birilerinin emriyle, birilerinin müdahalesiyle, birilerinin söylemiyle hareket etmezler. Bu nedenle bu soruyu sormak lazım. Hatta avukatı Ali Mahir Başarır'a da sormak lazım. Sayın avukat, sayın müvekkiliniz böyle bir iddiada bulunuyor. Bir belediye başkanının bir savcı üzerinde bir etkisi olabilir mi? Lütfen bir avukat olarak, bir hukukçu olarak bunu bizlere söyleyin. Eğer bu açıklama Sayın Macit Özcan'a ait ise. Evet ve devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. İncelemeden geçmişti diyor. Operasyona konu ihalelerin 2011'de yapıldığını anlatmış Macit Özcan ve şöyle devam etmiş. İki mülkiye 3 Sayıştay müfettişi bu ihaleleri detaylı inceleyip raporlarını vermişlerdir. Soruşturma savcısının da yaptırdığı son bilirkişi incelemesinde de bir eksik ve kusur belirlenmemiştir. Sadece maddi konularda bir anlaşmazlık olduğu rapor edilmiş. Ancak yaptığımız incelemede seçilen bilirkişilerin özellikle bayındırlık ve karayollarında çalışan kişilerden de oluşması manidardır. Onlara baskı yapılarak ihaleye fesat karıştırılmış gibi düzmece rapor düzenlenmiştir. Savcı HSYK'ya şikayet edeceğiz demiş. 3 saniyelik görüntü iddiası da var. Kaçakçılık ve organizeden sorumlu emniyet müdür yardımcısının kendisini bir süre önce telefon arayarak hakkınıza paralelcilerin hazırladığı 3 saniyelik bir görüntü var. Bunun için ifade vermeniz gerekiyor dediğini anlatan Özcan şöyle konuştu. Şimdi bu da ilginç bir cümledir. Eğer böyle bir cümle sarf edildiyse. Şimdi düşünsenize. Kaçakçılık ve organizeden sorumlu emniyet müdür yardımcısı Macit Özcan'ı arıyor. Macit Bey ya, şu paralelciler var ya, sizinle ilgili 3 saniyelik bir görüntü hazırlamışlar. Bak, paralelciler sizinle ilgili görüntü hazırlamışlar. Ya bunun için ifade vermeniz gerekiyor ya. Ya bir kere, arkadaşlar, hukuk devletindeyiz. Paralel dediğiniz yapı bir örgüt olarak ilan edildi. Yani paralel yapı, ya şu mantığımı almıyor. Bir emniyet müdür yardımcısı arayacak, diyecek ki, paralel yapı hakkınızda bir tane 3 saniyelik görüntü hazırlamış. Bunun için ifade vereceksiniz. Yani ve Macit Özcan şöyle demiş. Bu konuyla ilgili gidip ifade verdim. Çıkarken de kendisine başka bir şey var mı diye sordum. Olmadığını söyledi. Bu politik bir şovdur. Ailem çile çekiyor. Oğlum ve kardeşlerim içeride, ben acı çekiyorum. Ailemiz acı çekiyor. Paralel örgütle mücadele edeceğim diyen AK Parti şimdi bu örgütün düzmece bilgi ve belgeleriyle hareket etmektedir diyor. Bu ihalelerde kesinlikle fesat yoktur, rüşvet yoktur. Eğer bir suç varsa neden o zaman operasyonu yapmadılar? Neden başkanlığın bittikten bir yıl sonra yaptılar? Bu seçim öncesi CHP yıpratmak için tezgahlanan bir operasyondur. Ne kadar büyük bir acıdır ki bu operasyonda Burhanettin Kocamaz en büyük aktördür. Ben bu kente 15 yıl hizmet verdim. Ben de gelsem hemen içeriye atacaklardı. Tüm Mersinlere sesleniyorum. Bu düzmece operasyonlara inanmasınlar. Tüm hikayedir. Seçimden önce AK Parti ve MHP'ye oy kazandırmak için düzenlenmiş bir operasyondur. Allah'a şükür veremeyeceğimiz bir hesabımız da yoktur diye bir açıklama var, dolanıyor. Ne derece Sayın Macit Özcan'a ait olduğu tabii ki bir iddia. Evet, bence bu açıklama nasıl olmalıydı eğer Sayın Macit Özcan yaptıysa? Eğer Sayın Macit Özcan'ın ağzından yapılıyorsa bu açıklama, bunun resmiyeti şudur. Hakkınızda bir gıyabi tutuklama var, hakkınızda bir suçlama var. İhaleye fesat karıştırmak gibi bir suçlama var. Yani basit bir suçlama değil, tutuklanmanızı dahi gerektirecek bir suçlama. Nitekim 15 kişi tutuklandı. Şimdi böyle bir açıklamayı bir ajansı arayıp söylemek yerine kendi avukatınız aracılığıyla bir basın toplantısı düzenleyip böyle bir konunun böyle bir durumla karşı karşıya kalındığını söylemesi daha düzenli olacaktı diye düşünüyorum ama dediğimiz gibi gerçekten Sayın Macit Özcan mı yaptı bu açıklamayı yoksa yine bir bilgi kirliliği içerisinde miyiz? Yine siyaset öncesi ortalığı kızıştırmak, ortalığı karıştırmak niyetinde olanlar mı var onu bilemiyoruz tabii ki. Onu da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii ki bunlar da ortaya çıkacaktır.
Sayın Macit Özcan böyle bir açıklamayı bence avukatı aracılığıyla yapmalıydı eğer yaptıysa veya yapacaksa bile. Bu tür bilgilerin belki bilgi kirliliğinden öteye gidemeyeceğini de biliyoruz. Ama sonuçta siyaset süreci içerisindeyiz ve siyasetin en kızıştığı, en hararetli olduğu bir noktadayız. Ve böyle haberlerin ortaya çıkması da tabii ki kafalarda soru işaretlerini oluşturuyor. Evet, bakalım sağ salim bu konuyla ilgili nasıl bir gelişme meydana gelecek onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tabii dün Sayın Burhanettin Kocamaz bir yıllık bir değerlendirme gerçekleştirdi. Az önce sizlere madde madde başlıklar halinde bilgiler aktardım. Şimdi aktaracağımız videoda da maddeleri sizler için seçtik. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıllık hizmet alanı nasıl gerçekleşmiş? Yıllarca maalesef iyi yönetilememiş, kurumsallaşmayı bir türlü tamamlayamamış, her yönüyle adeta tel tel dökülen bir yerel yönetimle karşılaştık. Açıkçası bu manzarayı Mersin adına, hemşehrilerim adına gördüğümde yüreğim bir kez daha yandı. Şehrin imkanlarını ve potansiyelini böylesine hoyratça değerlendirilmiş olması sadece ideolojik sahiplerle 15 yılın kaybedilmiş olması Mersin'imiz adına gerçekten üzüntü vericidir. İnşallah bu son aldığımız kararlar, o elim hadisenin ardından gereklilik duyduğumuz bu güvenlikle ilgili önlemleri de hayata geçirmeyi planladık ve büyük bir kısmını bugün vatandaşımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Ama sadece belediye otobüslerinde, belediye toplu taşımasında değil, sivil inisiyatifin verdiği hizmetlerde de bu güvenlik sisteminin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Merkez kontrollü akıllı sinyalizasyon sistemi ile trafiği belli bölgelerde rahatlattık. Bildiğiniz gibi bir ekmek fabrikası problemi vardı Mersin'de. Burası bir özel şahsa verilmişti. Ancak özel şahıs yeterli miktarda ekmek üretemiyordu. Belediyeye de ödemesi gereken kira bedelini ödemiyor, yükümlülüklerini yerine getirmiyordu. Onunla ilgili de mahkeme belediyemiz lehinde bir karar verdi. Önümüzdeki günlerde burada belediye olarak ekmek üretimini başlayacağız. İmar planı olmayan ilçe inşallah kalmayacak. Çünkü Mersin'in merkez dahil birçok ilçesinde planlama çalışmaları maalesef başlatılamamış, yapılamamış. Ama bizim hedefimiz Mersin genelinde bu problemi çözmek. Burada gördüğünüz eski otogar yerinde inşallah hayata geçecek Mersin Bilim Merkezi ve Gençlik Parkı projemiz. Eski otogar ve makina ikmal sahasına yapılacak olan Bilim Merkezi ve Gençlik Parkı mimari konsept projesi hazırlandı. Uygulama proje çalışmaları da devam ediyor. Vizyon projelerle Mersin'i marka kent yapmak istiyoruz. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu taş bina çevresi de dahil olmak üzere hizmette engel yok dedik. Mersin'i engelsiz bir kent haline getireceğiz dedik. 60 yeni engelsiz otobüsü aldık. Engelsizlerin kolayca faydalanabileceği. Hayvan dostlarımızın yanındayız dedik. Doğal yaşam alanı projesi inşallah yeni bir köpek barınağı çok geniş bir alanda hayata geçirilecek.
adalet ve eşitlik anlayışıyla hizmetlerimizi her yere taşıyoruz. Hiçbir ilçe, hiçbir belde, hiçbir köy ayrımı yapmadan. Evet, hizmetleri eşit bir şekilde götürüyoruz diyor Sayın Burhanettin Kocamaz yaptığı açıklamada bir yıllık değerlendirmede. Tabii bu değerlendirmeyi yapıp bitirdikten sonra da sevgili izleyicilerimiz, basın mensuplarına özel röportajlar vardı. Çünkü soru almamıştı bu bir yıllık icraatların aktarılması noktasında. Tabii basın mensuplarının kafalarındaki soru işaretleri de vardı. Onları da sormak istediler. Hemen sonrasında da Sayın Burhanettin Kocamaz'a sorular soruldu. Ve Burhanettin Kocamaz da sorulara tüm samimiyetiyle cevap verdi. Alnımıza yazıldıysa olur, yazılmadıysa olmaz. Hiçbir şekilde bir makamı, bir mevkiyi ihtirasa dönüştürerek illa olacağım düşüncesiyle bugüne kadar hareket etmedim. Bundan sonra da etmem. Ama siz doğru çalışırsanız, siz dürüst çalışırsanız, halkın güvenini alırsanız, halkın duasını alırsanız, Cenab-ı Allah zaten size, sizi bir yerlere getiriyor, size bir görev veriyor. Dediğim gibi geçmiş dönemde olan hadiseler olmadığı soruşturma aşamasındaki bir konuda, mahkemenin kararını vermediği bir konuda bizim herhangi bir söz söylememiz mümkün değil. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren de yine Sayıştay denetçileri geliyor, incelemelerini yaptılar. Bakanlık müfettişleri geldi, incelemeleri yaptı. Şimdi Aqua Park olayını Burhanettin Kocamaz mı ortaya çıkardı? Aqua Park'la ilgili mahkeme bir karar vermiş. Aynı şekilde sahil boyunca ve benzeri işletmelerdeki yasal yani, uygulamada şimdi da, orada siz görevinizi yapmayacaksınız. Burhanettin Kocamaz bağlı. Yani kurumlar kendi üzerine düşeni yapıyor. Bizimle alakalı hiçbir konu yok. Ama ben gerçekten garipsedim Sayın Macit Özcan. Daha görmedim böyle bir ifade. Böyle bir ifade kullandıysa üzüldüm. İnternet sitelerinde yayınlandı. Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklama, telefonla aramış yurt dışında. Ve yaptığı belki, açıklama... Belki biraz evvel söylediğim gibi o Doğan Haber Ajansı'nın Hürriyet'in Güney Ekin'de yayınladığı o ifadelerden dolayı söylemiş olabilir ama kesinlikle bizim ağzımızdan böyle bir ifade çıkmamıştır. Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Allah yardımcılar olsun diyorum. Başkanım, İktidar Partisi İl Başkanı da bir Anamur'da bir açıklamada bulunmuş. Sanki bu kentte yalnız kalıyor gibisiniz. Şimdi arkadaşlar, ama bu kent hepimiz birlikte yaşayacaksak. Şimdi biz bu kentte herkesle oturur görüşürüz. Özellikle bu otogar meselesinde ben AKP, CHP ve MHP il başkanlarını toplantıya çağırdım. Hatta bunun zamanını da AKP il başkanı bana verdi. Ben Ankara'ya gidiyorum, yarın öğlen görüşürüz dedi. Ancak saat 11.30'da ben Ankara'dayım, gelemedim. Bunu erteleyin dedi. Tabii diğer arkadaşlara da biz önceden davet etmiştik. Görüşmemizi yaptık. Ben o diğer il başkanı arkadaşlara, benim zamanım olmayabilir ama siz bir araya gelin, biz çözümden yanayız dedik. Ama burada tabii yıllardır yanlış bir uygulama vardı. Yılların birikimiyle birileri orayı kendi ellerinden bırakmak istiyor. Biz barıştan yanayız, biz anlaşmadan yanayız ama bu milletin hakkını da hiç kimseye haksız yere vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bunun altını kalın çizgiyle çiziyorum. Ben burada emanetçiyim. Emanete ihanet edemem. Bu milletin vebalini taşıyorsam onun hakkını sonuna kadar korumak, kollamak mecburiyetindeyim. Evet, Sayın Burhanettin Kocamaz sorulara böyle yanıt verdi sevgili izleyicilerimiz. Tabii birazdan Ali Gürkan Şamiloğlu'na da bağlanacağız. Mersin gündemine dair bilgileri alacağız. Bakalım Mersin'deki gelişmeler ne oldu? Bugün neler yaşanacak? Onu da birazdan Ali Gürkan Şamiloğlu'ndan alacağız. Arkadaşımız hazırsa hemen kendisine dönelim. Evet, ve ben sözü hemen Ali... Evet.
Peki sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz limon haberi yayınlamıştık dün. Ajanda programında da yayınlamıştık, haber bültenimizde de yayınlamıştık. Hatta ajanda programımızda, yarın manşet programında bunu daha geniş detaylarıyla işleyeceğiz demiştik. Bakın, limon haberini önce bir izleyelim. Sonra konunun ayrıntılarına şöyle bir derinlemesine girelim. Mersin'in Silifke ilçesinde limon dalında 60 kuruşa satılıyor. İşlenip kurutulan limon kabuğunun kilosuysa 5 avrodan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kurutulmuş limon kabuğu hakkında bilgiler veren tüccar Yunus Aslanca, Silifke bölgesindeki ikinci kalite limonları üreticiden aldıklarını, kabuklarını soyarak kuruttuktan sonra kilosunu 5 avrodan Avrupa ülkelerine gönderdiklerini söyledi. Burada dalında çürümeye terk edilmiş, piyasa değeri çok düşük olan limonları alıp ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Kabuğunu 6 euroya, içini de tekrar meyuse vermek kaydıyla işliyoruz. Limon bulmakta zorlanmıyoruz. Genelde zaten çürümeye terk edecek limonları alıp değerlendiriyoruz. İnsanlarımız korkmasınlar, limonun para etmiyor diye. Dilerlerse bunlar kendileri de işleyip kurutup bize satabilirler. 5 euroya Avrupa ülkelerine, İspanya, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Yaklaşık 14 lira gibi Türk lirasına tekabül ediyor. 5 euroya ihraç ediyoruz. Burada Türk lirası 14-15 lira aralığında para yapıyor. 100 ton kuru kabuk gönderiyoruz. Evet. Güzel bir haber. Değerlendirilebilecek bir haber. Belki de genişletilip limon üreticisinin dalında kalan limonu belki de pazarlama noktasında güzel bir imkan. Ama dikkat ederseniz sevgili izleyicilerimiz, biz Türk usulü yapıyoruz her şeyi. Şimdi Avrupalılar böyle değil. Bakın, Avrupa'ya giden ürünlere baktığınızda eğer bir ülkeden bir şey ithal edecekse, özellikle bu yiyecekse, buna çok büyük bir önem de üzerinde duruyor. Nelere dikkat ediyorum mesela? Şimdi tarım fuarlarına bakın. Özellikle Antalya'da gerçekleşen tarım fuarına bir gidin, görün veya tarım fuarını bir şekilde takip edin. Antalya'daki, uluslararası çapta düzenlenen. Ben bir herhalde 5-10 yıl önce gitmiştim. Ve orada şunu görmüştüm. Ben bu ülkede yaşayan biri olarak ne salatalığı, ne domatesi, ne biberi bu kadar düzgün ve güzel bir şekilde ilk defa fuarda görmüştüm. Ve ne yazık ki o gördüğüm o güzellikteki domates, biber, patlıcan, her şey böyle sanki kalemle çizilmiş gibiydi. Ve bunları biz yiyemedik. Hiç kendi ülkemizde bunları yiyemedik. Ama kendimiz üretiyormuşuz. Ama biz bunları yurt dışına ihraç ediyormuşuz sevgili izleyicilerimiz. Bakın, salatalığın boyu, domatesin büyüklüğü, bir tanesi küçük olsa adam alımı kesiyor. Hemen sizden fes ediyor, almıyor. İşte patlıcanın düzgünü ve aynı boyda olmasına dikkat ediyor. Bakın, Avrupa bu şekilde alıyor sizden ve ambalajlıyorsunuz. Diyorum ya, gördüğümde bunlar Türkiye'de mi yetişiyor demiştim, evet demişlerdi bana. Türkiye'de yetişiyorsa biz bunları niçin yiyemiyoruz? Niçin Avrupa'ya gönderiyoruz da biz Türk insanı olarak nerede çürümüşü varsa, nerede eğrisi büğrüsü varsa, nerede işte çift çatal yapmış salatalığı gördüğümüzde ona bile şükreder hale geldik. Neden böyle görmedik dedik. Şimdi bakın, limon üreticisi arkadaşlarımız güzel bir pazar payını açmışlar aslında. Ama dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. O kurallara uymuyorlar. Şimdi merak ediyorum. Şu, bakın, el, yani mutlaka bu eller bir alın terinin ürünüdür. Evet, eyvallah, buna bir şey demiyoruz. Görüyorsunuz, bütün kadınların elleri çıplak. Yani hijyen diye bir şey yok, bir. Sizi bakmayın böyle örtündüklerine, o şey değil, yani hijyen amaçlı değil, kameraya gözükmemek için. Bone yok, şapkalar var. Tabii eller maalesef ve ne yazık ki görüyorsunuz eldivensiz, kabuklar kesiliyor. Ellere baktığınızda çok da, kimse kusura bakmasın, çok da temiz eller değil. Ya şimdi bir Avrupalı bunun bu şekilde yapıldığını gördüğü an
Sizce bu alımı gerçekleştirmeye devam eder mi? Hadi onu geçtim, devam ediyoruz. Bakın şimdi arkadaşa bakın, yani alana bakın. Yani Palas Pandras bir yerde, hijyen kurallarının uymadığı bir yerde, bildiğiniz hani inşaat işçisinin kumu kardığı gibi karıyor, hatta içine geçiyor, debeleniyor. Hatta gösteri şov da yapıyor. Bak işte bu limon kabuğu. İşte biz limon dalında 60 kuruşa giderken, 60 kuruş bakın 60 kuruş dalındayken limonun pazardaki payı, fiyatı 60 kuruş. Ama kabuğundan ne kadar alıyormuş? 6 euro. 6 euro. Yani 10 ile 15 lira arasında bir rakamdan bahsediyoruz. 15 lira. 60 kuruş nere? Bakın limonun kendisi, hası 60 kuruşken kabuğu 15 liraya kadar yurt dışına gidiyor. Görüyorsunuz ortalığı, görüyorsunuz. Hijyen kuralları deseniz sıfır. Hatta devam et Ezel, burada oynat. Bu kasaya koydukları anı da görmek istiyorum. Kasada da çok temizdi maşallah. Yani kasada bildiğiniz hijyen kurallarının en tepe uç noktasını yaşatıyor bize sevgili izleyicilerimiz. Bu kasayı görmüş. Peki bu içindeki limon ne oluyor? Onu çok merak ettim. Ya bu kadar el değdikten sonra, bu kadar hijyen kurallarına aykırı hareket edildikten sonra, hele o kasalar vardı. Kasaları görmek zaten bir faciaydı. Sanki çamurdan çıkartıp getirmişsiniz o kasaları ve içine boşaltıyorsunuz. Yani eğer bir işi yapacaksak, eğer bu işten ekmek parası kazanacaksak, evet görüyorsunuz, kasayı görüyorsunuz şu an. Kasanın ne kadar temiz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Hijyen kurallarına aykırıyız. Hani atın ölümü arpadan olsun atasözü gibi kullanmaya başladığımız bir söz var. Atın ölümü arpadan olsun. Yani biz eğer eldiven takarsak çalışamayız. Biz eğer o kasayı tertemiz yaparsak uğraşamayız. Bize ters gelir. Gibi bir düşünceye sahibiz. Ama güzel bir pazar payı oluşturulmuş. Bence genişletilebilir. Bence limon üreticisinin bence ürününü satma noktasında bakın kabuğu bile para ediyor. 6 Euro'dan bahsediliyor. 6 Euro'dan satıldığı, ihraç edildiğinden bahsediliyor. Bence limon dalında kalacağına işte bu şekilde değerlendirilebilir ama lütfen hijyen kuralları. Yani artık insanlar bizi özellikle yabancılar bizi kirli, pasaklı bilmesinler artık. Yani lütfen diyoruz. Evet, güzel bir haberdi ama ayrıntı biliyorsunuz. Haber ayrıntıda gizlidir diyoruz. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu hazır, hemen kendisine dönelim ve Mersin gündemine dair bilgileri alalım. Günaydın, merhaba. İçer TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Mersin gündeminde neler var, neler konuşuluyor kısaca değinelim. Ayrıntılar İçer TV'de ve Radyo Klas'ta haber bültenlerinde ve haber içerikli programlarımızda olacak. Hatırlanacağı üzere Mersin'de Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı Macit Özcan'a, Macit Özcan'ın ailesine ve Macit Özcan'la birlikte çalışan kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti. İşte bu operasyon kapsamında aralarında eski belediye başkanı Macit Özcan'ın oğlunun ve iki kardeşinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanarak Mersin E-tipi cezaevine gönderilmişti. Ve Macit Özcan'ın avukatı sonrasında yapmış olduğu açıklamada Macit Özcan'ın yurt dışında mı yurt içinde mi olduğunu bilmiyorum ama bildiğim şu var ki kendisiyle iki kez telefonda konuştum. Kendisi uygun bir zamanda Mersin'e gelerek soruşturma kapsamında ifadesini verecek diye açıklamada bulunmuştu. Dün de hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı CHP'li Macit Özcan telefonla Doğan Haber Ajansı Mersin Bürosu'na ulaşarak açıklamalarda bulundu.
Macit Özcan, ben şu anda yurt dışındayım ve acılar içerisindeyim. Oğlum ve iki kardeşim tamamen suçsuz bir şekilde cezaevine konulmuştur. Acı çekiyor benim ailem ve ben acı içerisindeyiz dedi. Ve Büyükşehir eski belediye başkanı Macit Özcan bu operasyondan tamamen MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz sorumludur. Bu operasyon Burhanettin Kocamaz'ın baskısıyla düzenlenen bir operasyondur. Bu operasyon Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili kontenjanı başvurumdan sonra gündeme gelmiş. Tamamen benim siyasi hayatımı ve Mersin'de CHP'yi bitirmeye yönelik bir operasyondur. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın organize ettiği, hatta bazı MHP'li ve CHP'li partililerin de içerisinde bulunduğu bir kumpasla karşı karşıyayız dedi. Ve Burhanettin Kocamaz'ın savcıya bu operasyon konusunda ne kadar baskı yaptığını da biliyoruz açıklamasında bulundu. Eski belediye başkanı Macit Özcan. Tabii Macit Özcan ne zaman Türkiye'ye döneceği ve ifade vereceği konusunda başka bir açıklamada da bulunmadı. Özge Can için değerli seyirciler, değerli dinleyenler, Özge Canlar Derneği kuruldu. Şöyle ki Özge Can cinayetinin hemen sonrasında dünyanın dört bir tarafından Özge Can'ın ailesine yönelik maddi bağışlarda bulunulmak istenmişti. Ama Özge Can'ın ailesi bu bağışları kabul etmemişti. Sonrasında bağışların rakamları ve sayısı çoğalınca Mersin Valiliği devreye girmişti. Ve baba da, Özge Can'ın babası da yapmış olduğu açıklamada tek bir şartla bu bağışları kabul edelim. Mersin Valiliği'nin kontrolünde ve koordinesinde kızım için, kızımın adını taşıyan, şiddet görmüş ve şiddet gösteren kişilerin eğitim ve rehabilitasyonu için yapılacak olan bir merkezin yapımı için bu para harcanacaksa işte o zaman kabul ederim demişti. Ve Mersin Valiliği'nin koordinesinde de çeşitli bankalarda hesaplar açılmıştı. İşte bu bağışları düzenlemek ve Özge Can'ın adını taşıyacak olan şiddet mağdurlarının ve şiddet eğilimi gösteren kişilerin eğitimi ve rehabilitasyonu için açılacak olan merkezi yapmak amacıyla, bağışların kabulü amacıyla Özge Canlar Derneği kuruldu ve bağışlar kabul edilmeye başlandı. Ayrıca bütün operasyonlardan, düzeltiyorum, operatörlerden, bütün GSM operatörlerinden, bütün cep telefonu şirketlerinin faturalı hatlarından da 5 TL bağışta bulunulabilecek. Bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar bunu bu şekilde değerlendirebilirler. 13.99'a mesaj göndererek 5 TL yardımda bulunabilirler diyoruz. Ve şunu da belirtelim, Mersin'de 123 kişi yasa dışı yollarla dinledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan emniyet mensuplarının yargılandığı davanın devamına karar verdi mahkeme ve sanıkların tutuksuz hallerinin devam etmesine karar vererek 12 Haziran'a erteledi davayı. Ve Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucudan bir ölüm yaşandı. Bir genç uyuşturucudan hayatını kaybetti. Silifke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç takla atarak karşı yönden gelen bir araca çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Futbola geldiğimizde dünkü haber bültenlerimizde Rıza Çalınbay'ın önümüzdeki sezon Mersin İdman Yurdu'nda olmayacağı, Mayıs ayında sözleşmesinin bittiği ve Kasımpaşa Spor'la anlaştığı yönünde haberlere yer vermiştik. Rıza Çalınbay bu haberleri yalanlamadı da doğrulamadı da, ama şöyle söyledi. Benimle bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadı Kasımpaşa Spor ya da başka bir spor kulübü tarafından. Sözleşmem Mayıs ayında bitiyor, yapılmadı ama böyle bir görüşme yapılmayacağı anlamına da gelmez dedi. Ve Rıza Çalınbay aslında önümüzdeki sezon Mersin İdman Yurdu'nda olmayacağının, hatta belki Kasımpaşa Spor'la anlaşabileceğinin de sinyallerini verdi diyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar ve ilerleyen dakikalarda ve saatlerde haber bültenlerinde ve haber içerikli programlarda Mersin'de yaşanan gelişmelere yer vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.
Evet ve Mersin'deki gündemde böyle sevgili izleyicilerimiz. Hemen yerel gazetelerimize dönüyoruz ve yerel gazetelerimizin ilk sayfalarını aktaracağız. İlk gazetemiz Akdeniz Gazetesi. Akdeniz Gazetesi'de AK Parti İl Başkanı Sayın Taşpınar'ın açıklamalarına yer vermiş. İl Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti İl Başkanı Taşpınar Partisi'nin İl Danışma Meclisi'nde Mersin'in bir yılı heba oldu açıklamasını gerçekleştirmiş. Akdeniz Gazetesi'nin logo üzerinden verdiği haberde de AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık bir yıldan bu yana MHP tarafından yönetildiğini hatırlatarak geldiği günden bu yana bir yıl oldu. Hala vatandaşın faydasına çaktığı bir tek çivi yok. Bir yılını götürdü Mersin'in. Şu anda Mersinlere zulüm yapıyor açıklamasında bulunmuş. Zeytinyağı fabrika çıkış fiyatının arttığına dair haber yine gazetenin ilk sayfasından okuyucularına ulaşan haber. Evet, Özgecan'ın hayali gerçek oluyor haberi var. Tarsus ilçesinde hunharca katledilen Özgecan Aslan'ın hayali gerçek oluyor. Aslan ailesi kızları Özgecan'ın en büyük hayali olan ve şiddet uygulayanların eğitilecekleri Özgecan Aslan Bilinçlenme Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirmek için Özgecanlar Derneği'ni kurarak yardım hesabı açtı. Bir tuğlada sen koy haberi var sevgili izleyicilerimiz. Bir tuğladan siz koyun. Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nin öncülüğünde yürütülen ve Yenişehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yaklaşık 3500 metrekare arsa üzerine kurulan Yaşlı Yaşam Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. Merkezin tamamlanması için Mersinlerden yardım isteyen şube başkanı Profesör Doktor Aynur Özge, yaşlılarımız için gelin bir tuğlada siz koyun dedi. Gönül seferberliği ile yürütülüyor deniliyor. Mersin'de 10 bin hasta olduğuna dikkatler çekiliyor. Evet, gençliklerine döndüler. Dün de aktarmıştık sizlere. Toroslar Belediyesi'nin Yaşlılar Haftası dolayısıyla organize ettiği etkinlikte huzur evinde kalan yaşlılarla eski model Volkswagen'lar ve klasik arabalarla şehir turu attırıldı. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Mersin Gazetesi'ne geçiyoruz. Mersin Gazetesi de Özgecan yaz 13.96'ya yolla atıyor. Tarsus ilçesinde hunharca katledilen Özgecan Aslan'ın ailesi kızları Özgecan'ın en büyük hayali olan ve şiddet uygulananların eğitilecekleri rehabilitasyon merkezini hayata geçirmek için Özgecanlar Derneği'ni kurduğunu dile getiriyor. Ve bir yılda tek çivi çakmadı diyor danışma toplantısına kocamaza yüklenen İsmail Taşpınar'ın haberine yer vermiş. Ve bir sorunun daha çözümüne öncülük etti diyor balıkçılara yol ve mendirek yapılacağı açıklanmış. Mersin Gazetesi Silifkeli balıkçı kadınların sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm noktasında büyük rol aldı diyor. Ve paralel davası 12 Haziran'a ertelendi haberi var yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak. Devam ediyoruz farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Yeni Güney Gazetesi logo üzerinden verdiği haberlerde gençlik yıllarına gittiler diyor. Toroslar Belediyesi'nin Yaşlar Haftası münasebetiyle organize ettiği eski araçlarla huzurevi sakinlerinin şehir turu attırılması renkli görüntülere sahne oldu. Avukatlar bu kez sahnede Mersin Barosu Avukatları tarafından bu yıl oluşturulan tiyatro topluluğu Riyatan Kartal yönetiminde Alten Erkekli Sahnesi Gençlik ve Sanat Kulübü'nde çalışmalarını sürdürüyor diyor. Ve manşetten Almanya en büyük partnerimiz haberi var sevgili izleyicilerimiz. Almanya Bavyera Meclisi Başkanı Barbara Stamm, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakacak, Almanya bizim en büyük ekonomik partnerimizdir dedi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Hakimiyet Gazetesi logo üzerinden verdiği haberde Sayın Macit Özcan'ın açıklamalarına yer vermiş. Macit Özcan ilk kez konuştu diyor. Kumpas'a geldim diyor. Ve AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'de geçen bir yılını değerlendirdi. Mersin'in bir yılını heba etti açıklamasında bulunmuş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve İtalyanlardan Türk balına altın madalya verilmiş. Bu arada Mersin'de 100 bine yakın Suriyeli yaşıyor haberi de gazetenin ilk sayfasından okuyucularına ulaştırdığı haber. Ve Çukurova Gazetesi de logo üzerinden verdiği haberde AK Parti İl Başkanı Taşpınar'ın Kocamaz'ı eleştirdiği haberine yer vermiş. Mersin'in bir yılını heba etti başlığını atmış.
ve Çukurova gazetesinin haberlerine devam ettiğimizde Mersin eski belediye başkanı Macit Özenlik kez konuştu. Seçim öncesi CHP'yi yıpratma operasyonu diyor. Mersin'de başlatılan operasyon kapsamında oğlu ve iki kardeşi tutuklanan, kendisi hakkında da gıyabi tutuklama kararı verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı CHP'li Macit Özcan, bu operasyon Burantin Kocamaz'ın baskısıyla düzenlenen bir operasyondur. Yurt dışındayım, tarif imkansız, acılar içindeyim diyor. Evet ve AK Parti'nin Mersin sürprizi Mehmet Metiner mi? Yok, daha neler diyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. AK Parti'de 7 Haziran'da seçime girecek isimlerin belirlenmesi konusunda sona gidilirken partide ikinci bir Fuat Avni endişesi yaşandığı iddia edildi. Aday listelerine sonradan girişimleri engellemek için üst düzey önlemler alınmış. Acaba AK Parti'nin Mersin sürprizi Mehmet Metiner mi sorusu gündeme geliyor. Ve İslam coğrafyasında kan akıyor diyor sevgili seyircilerimiz. Din görevlileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yapmış olduğu açıklamalar. Evet, maalesef sevgili izleyicilerimiz, Hristiyan alemini savaşırken pek görmüyoruz. Kan dökerken pek görmüyoruz. Maalesef ve ne yazık ki Müslüman ülkelerin birbirleriyle, bakın başkalarıyla değil, birbirleriyle olan bu çekişmeyi ve bu kandan nemalanmayı bir türlü tarihten bu yana kadar bir türlü göz ardı edemediler. Maalesef ve ne yazık ki. Savaşlara bakın. En çok acıları çekenlere bakın. Savaştan dolayı acı çekenlere bakın. Hep Müslüman ülkeler, hep Müslüman topluluklar. Galiba artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Artık galiba birilerinin şunu benimsemesi gerekiyor. Hem dinimizde İnsanları öldürmenin ne kadar günah olduğunu, hem ulu gönder Mustafa Kemal Atatürk'ün de yurtta su, cihanda su sözlerinin artık hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Ve Müslüman aleminin artık keyif ve çıkarları, rehavetleri ve şaşalı, gösterişli hayatlarından şöyle bir uyanmalarını, bu dünyanın öteki tarafının da olduğunu hatırlamalarını istiyoruz. Bu kadar şan, şöhret, mal, mülk, emin olun ki götüreceğiniz sadece bir avuç toprak, o da yüzünüze atılacak. Evet, Müslüman alemini de artık aklı selim olmaya davet ediyoruz. Tabii sevgili izleyicilerimiz, yerel gazetelerimiz sona erdi, hemen ulusal gazetelerimize geçip Türkiye ve dünya gündemine de göz atacağız. Bakalım Türkiye ve dünya gündeminde son durum nedir? Gündem hangi konuda şekillenmiş? Orta Doğu gazetesiyle başlıyoruz. Orta Doğu, namus şeref yeminini de fayda etmedi diyor. Erdoğan'ın her konuşması içeride ve dışarıda büyük sorunlara sebep oluyor. Ülke bir kaosun eşiğine getirildi. Anayasa, demokrasi, hukuk, itibar, yemin, vicdan, gelenek ve hükümet iradesini ayakları altına aldı diyor. Ve sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki gazeteye geçiyoruz hemen. Akşam gazetesi, mescide ineni aforoz ettiler diyor. Polis kolejindeki paralel öğrencilere 3 nokta kamuflajı diyor. Paralel örgüt polis okullarındaki öğrencilerine mescitte namaz kılmayın, ABD ajanları var talimatı vermiş, uymayanı deşifre oldun, artık bizden değilsin diye uzaklaştırmış. Ve devam ediyoruz. Güneş gazetesi, Güneş gazetesi de nasıl yani sorusunu sormuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşinin artı 18 içerikli kasetleri olduğu iddiasıyla ilgili tuhaf sözler sarf etti. Kasetler için olabilir diyen Selvi Kılıçdaroğlu, başkalarına ilgi duymanın normal olduğunu söyledi. Kasetleri cemaatin elinde. Güneş gazetesi geçtiğimiz ay Twitter'da Fuat Avni hesabını kullanan Emre Uslu'nun mesajlarına ulaşmıştı. Uslu ellerindeki Kılıçdaroğlu dahil 45 CHP'linin artı 18 kaseti olduğunu söylemişti. Bu iddiaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 45 CHP'linin artı 18 içerikli kasetinin paralel yapının elinde olabileceği iddialarını onayladı. Selvi Kılıçdaroğlu, kadın veya erkekler başka birine evli de olsa ilgi duyabilir. Bu durumun aile içinde kalması gerekir demiş. Ya bu kadar geniş
bir toplum olduğumuzu hatırlamıyorum ben. Yani Avrupa ülkelerinde eşlerin değiştirildiğine şahit olduk. Çünkü onların kültüründe bağlılık yoktur. Eşlerine sadakat yoktur. Yine batılı ülke dediğimiz, hani her şeyini örnek aldığımız ülkelerde kıskanma diye bir olgu yoktur. Sahiplenme duygusu yoktur. Varsa vardır, yoksa yoktur. Yoksa bile bir başkası gelecektir. Düşüncesi hasıldır onlarda. Ama Türk toplumuna, Türk aile yapısına baktığınızda bunlardan çok uzağız. Yani evli birinin farklı birine ilgi duyması kabul edilebilir bir durum değildir. Evli bir erkeğin veya kadının aynı şekilde davranmasını pek de tasvip eden bir toplum değiliz. Yani bu kadar geniş bir düşünceye sahip değiliz. Bu kadar geniş değiliz işin açıkçası. Sarıgül'e ön seçim şoku diyor. Şişli bile istemedi diyor. CHP'de yapılan ön seçimlerde İstanbul 2. bölgeden aday olan Mustafa Sarıgül ilk 5'te diğer alamadı. Evet. Sayın Sarıgül ne yapacak? Bundan sonra tabii ki yapacağı ve atacağı adım belli. Hemen hareketi partiye dönüştürüp parti olarak seçime girmek olacaktır. Bugün gazetesine geçiyoruz. Bugün gazetesinin de ilk sayfasına baktığımızda ekonomide kırmızı alarm diyor. Uzmanların uyarıları ve endişe verici rakamlardan sonra iş dünyasının önemli isimleri de ekonomi için alarm veren açıklamalar yapmış. TOP Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu son 4 yıldır cari açık artmasına rağmen büyüme sürekli düşüyor demiş. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da ekonomi yönetiminde dağınıklık var, ekonomi başsız kaldı diyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da sanayi güç kaybediyor. Ekonomide durgunluk ve güvensizlik işaretleri arttı. Sanayici tedirgin diyor. Ve devam ediyoruz. Posta gazetesine geçiyoruz. Evet, Posta gazetesinin de ilk sayfasına baktığımızda sevgili izleyicilerimiz, güzel çocuk diyor. Nevşehir'de Uluslararası Kapadokya Kupası ve 4. kademe Orienting yarışmasına minikler kategorisine katılan 9 yaşındaki Enes Bozkurt, yarışın parkurunda yönünü ararken kayalıklarda yaralı bir şahin gördü. Yarışmada dereceye girme hedefini bir kenara bırakıp şahini kurtarmak için rotasından çıktı. Eşofmanına sarıp taşıdığı yaralı şahini finish noktasına görevlilere teslim eden Enes'e en centilmen sporcu ödülü verildi. Yaralı şahin tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Evet. Ve Hürriyet gazetesi tabanın gücü diyor. CHP'de milletvekili adaylarını belirlemek için pazar günü yapılan ön seçimde taban mesajını verdi. Türkiye'nin geleceğine güvenle bakmak için yeni anlayışla gençlerle iktidara yürümek istiyoruz diyor. Sonuçtan memnunum açıklamasına yer vermiş Sayın Kılıçdaroğlu. Eski isimler memnun değil diyor bu arada. Ve İzmir'de ilk 8 sırada kadın yok diyor. İlk 8 sırada kadın yok diyor bu arada. Devam edelim. Habertürk gazetesi. Habertürk gazetesi de 40'ın üzerinde kadın listeye girdi diyor. CHP seçiminde kadın devrim. CHP'deki ön seçimde 3 bölgede kadınlar birinci, 5 bölgede ikinci oldu. Parti üyeleri genç kadın ve yeni yüzleri tercih etti. 45 bölgeden 35'inde yeni yüzler birinci sıraya yerleşti. Sadece 10'unda mevcut vekiller ilk sırada çıkabildi. Kadın zaferi yaşandı. 20'si seçilebilir yerden 40'ın üzerinde kadın listeye girdi. Yozgat'taki 4 kişilik listenin 3'ü kadın. İzmir şaşırttı. Kadınlar son sıralarda İzmir'de. Ve devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi kadınların ayak sesleri diyor. CHP kendi rekorunu kırıyor diyor. CHP ön seçimde listelerde yer bulan 48 kadından 25'ine meclis yolu görüldü. Kontenjanlarla bu sayının daha da artması bekleniyor. Ve devam ediyoruz. Star gazetesi hortum dershaneleri diyor. Diyarbakır merkezli 7 ildeki SBS operasyonu paralelin yoksul çocukları kullanarak hayali dershane üzerinden devleti nasıl dolandırdığı ortaya koydu. Hortumlanan para ise örgüte aktarıldı diyor. Ve Türkiye gazetesi saltanat diyor. Muğla'nın CHP'li belediye başkanına 770 bin liralık Mercedes alınınca şehir karıştı diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz yine farklı bir gazeteye. Milliyet gazetesi yetenekliler topun ağzında.
KPSS 2010 Genel Kültür ve Yetenek Sınavlarında soruların önceden görüldüğü yolunda da bulgular ortaya çıkmış. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Vatan Gazetesi son 24 saat diyor. İran'ın nükleer programı ile ilgili 18 aydır süren müzakerelerde bugün son gün. Lozan'da tarihi anlaşma için umutlar çok yüksek. ABD ile İran'ın barışması tüm dünyada dengeleri değiştirecek diyor. Ve son gazete Zaman, ekonomide alarm zilleri diyor. Ekonomik güven endeksi Mart'ta sert düştü. Sanayicilerin temsilcisi TİSK üretimin 4 yıl sonra ilk kez Ocak ayında düştüğünü, ciroların azalttığını belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik faizleri indir baskısı döviz rezervlerini 2 ayda 8,5 milyar dolar eritti diyor manşette. Ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Gün içerisindeki gelişmelerle ve canlı yayınlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın da saatler 9'u gösterdiğinde manşet programında sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, mutlu kalın. Suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim.